Kefir depresyona iyi gelir. Kullananlarda %60 başarı elde eder. Çünkü bağırsakta faydalı bakteri çok olursa faydalı bakteri vitamin üretiyor. B7, B12, folik asit, biyotin, B1. B1 vitamini çok önemli. Yani birçok bu hormonsu maddenin oluşmasına rol oynuyor. Faydalı bakteri vitamin üretiyor. Vitamin diğer nörotransmitterlerin üretiminde rol oynuyor. Yüksek tansiyona iyi geldiği belgelenmiştir. Yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon %50 oranında yüksek tansiyonu kefir. Tansiyon haplarından daha etkili bazı tansiyon haplarından. Kefirin kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Alerjik hastalara etkili olduğu belirlenmiştir. Vücudun kalsiyum, fosfor ihtiyacını gideriyor. B2 vitamin, B1 vitamini, söylemiş olduğum magnezyum ihtiyacını karşılıyor. Kefir, kas kasılmalarını kramplar önlüyor. Kaslardaki kasılma. Yattınız, kaslarınız gergin, uyuyamazsınız. Kas kasılmalarını önlüyor. Damar sertliğini önlüyor. Kronik yorgunluğu önlüyor. Kansızlığı önlüyor. Cilt, tırnak, göz, diş sağlığında rol oynuyor. İdrar yolları enfeksiyonunu önlüyor. Kilo kontrol ediyor. Vücut direncini artırıyor. İyileşme sürecini hızlandırıyor. Kefirle ilgili çok yazı var. Kefir yemekten önce ve yemekten sonra her zaman alınabilir. En iyisi yemekten 15-20 dakika önce almaktır. En az bir su bardağı içmek gerekir. Mümkünse yarım litre, 1 litre hatta içilebilir günde.